Herkese merhabalar arkadaşlar. Pratik maçlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Hemen onun dakikalık yeni maçla, rapid maçlarımıza devam edelim. Videolarımıza devam edelim. Evet, maçımız geldi. E4 ile başlıyoruz maçımıza. Rakip E5 oynadı. Çok güzel. Hemen ata 3 oynayalım. E5'teki piyona baskı yapmak için. At C6, fil C4, İtalyan açılışı, at F6. Eğer burada at G5 hamlesi yaparsak kızarmış yere gireceğiz. At C3 yaparsak 4 at gibi olacak. Fakat orada at E4, at E4, D5 hamlesi olduğu için fil C4 biraz şüpheli kaçıyor. D3 oynarsak da biraz daha sakin İtalyan pozisyonuna gideceğiz. Ben sakin D3 oynadım. Rokumu yapıyorum. Peki. Burada nasıl bir devamını izleyelim? Rakip rok attığı için artık E3 oynayabilirim. E3 yapayım. D5. D5'e E5 yiyoruz hemen. At D5'e ise kale E1. E5'teki piyona baskılı bir varyant tercih edelim. Rakip fil F6 oynadı. Bunu çok fazla görmüyordum açıkçası bu hamleyi. Genelde zaten fil C5'lik konular oynanıyor ve fil E7'den fil F6'ya bunu korumak için çok fazla karşılaşmıyorum açıkçası. Ama burada acaba rakip için ne gibi sorun yaratabiliriz? Fil B5 bakıyorum aslında ama fil B5 yapıp belki E5 piyona biraz daha baskı yapabilir miyiz? Bence yaparız. Bir fil B5 oynayayım. Hem olası at A5'lere karşı da bu filmi saklamak istiyorum açıkçası. Mesela C3 yapıp belki fil A4, fil C2 bir yerde oynayabilirim gibi düşünüyorum. Rakipten de güzel bir hamle geldi. Almak zorundayız atlı atı. Evet. Burada atlı atı değişmiş olduk. Peki. Şimdi at D2 ile gelişmeye devam edebiliriz. At D2, sonra at E4 veya at F3 oynayabiliriz. Filimizle şu şekilde gidebiliriz. Tempo rakip veriyoruz ama sorun yok. B5 oynasın. Fil B3 çekeceğim. Zaten bir amacımız da oydu. Filimizle ilgili. Ya bu fili kolay kolay vermeye çalışıyorum arkadaşlar İtalya oynarken. Çünkü yani çapraz kontrollü burada önemli. Ya buradan ya da bu kanattan çapraz kontrol önemli. Yani ya filmin B3'ten ya da bir yerde C3 oynayıp fil C2 geldiğim pozisyonlarda H7'ye bakmam çok önemli. Yani F7 ve H7 piyonlarına baskı açısından bu fili tahtta saklamak çok önemli. Fil F5. Fil F5 hamlesinden sonra at E4 olabilir. At F3 olabilir. Nasıl bir şey yapsak? At E4 sanki mantıklı ama D4 piyonu o zaman bu kanatta 4'e 3 kalacak. Onu çok hoşlanmadım. Yani at E4'e fil E4, D4 yersem rakibin 4 piyonuna karşı benim 3 piyonum kalacak vezir kanadında. Orada piyon çokluğunu vermek istemiyorum rakibe. O yüzden bir at F3 hamlesi oynayabiliriz bence. Bu bana daha mantıklı geldi. At F3 oynadık. Şimdi amacımız aslında filimizi B3'e çekip devamında fili bu çaprazdan baskıya devam etmek. Tabii rakip notu çok iyi bir yerde kaldı şu anda. Fil F4 mesela oynayamıyorum. Fil G5 oynayamıyorum. Bu fille alakalı birazcık sorun yaşamaya başladık. Peki filimiz duvara bakmasın. Biraz daha bu çapraza baksın diye fil B3 çektim. Tam istediğim pozisyonu elde edemedim açıkçası. Yani kolay değil. At A7'de. Bu hamle sanırım iyi değil. Artık fil F4 oynayabiliyoruz. Hatta fil G5 mi oynasak? Ama yok, fil F4 daha ideal bir hamle. Fil F4 oynayalım. Filimizi oyuna çıkabildik. Ben rakip buraya kadar çok iyi oynadı ama at E7 hamlesini anlamadım. Bu manevra yapsa bile benim filim oyuna çıktığı için ben şu an çok mutluyum. Bir vezir D2 de oynamak istiyorum. Buradaki plan da G5 karesine belki ileride gelmek, kalenin bağlantısını sağlamaya çalışmak, fili desteklemek gibi. En önemlisi ama kalenin bağlantısının sağlanması. Bu çok önemli. Vezirin aradan çekilmesi gerekiyor. Peki böyle bir hamle. Yani değişebiliriz. Rakip aslında yani buradaki atıyla buradaki atını değişmek istiyor ve bunu 3 hamle harcadı. Bizim için aslında güzel yani bu atla değişmek aslında. Biraz daha düşünüyorum ama yok, at H4 alacağım ben. Gayet mantıklı bir hamle. Şimdi kale D1 oynayabiliriz ama kale D1'e fil E5, F3 oynamak istemiyorum. Ona bir bakmak lazım. Başka nasıl bir fikir olabilir acaba tahtada? Belki buradan rakibe bir zayıflık arttırabilirim. Bu da mantıklı olabilir. İki taraftaki çifti kaldı. Güzel bir oyun olacak. C3 oynayamıyorum. Aslında C3 oynasam rahatlayacağım ama C3 oynayamıyorum. Çünkü hem fil hem vezir buradan baskı yapıyor. O yüzden C3 de oynayamıyoruz. Peki. Ben A4 ile bir devam edeceğim. Şuradan A5, A6 belki orada piyon zayıflığı yakalayabiliriz. Oyun sonu için de önemli bir hamle olabilir. Peki. B6 yaptım. Güzel. Aslında hafif de olsa amacıma ulaştım. Bir de A5 oynamak istiyorum ben. Acaba nasıl tepki verecek merak ediyorum buna. Hem de filmin A2 karesinin boş olması beni rahatlatır arkadaşlar. Yani olası rakibin piyon sürüşlerine karşı, bu kanattan saldırılarına karşı film biraz sıkıntılı pozisyonda kalabiliyordu ama buradan sonra artık rahatız. Şimdi burada A6 yaparsak bu piyon korunmaya muhtaç olacak ama eğer oyun sonunda bu piyon bize maçı da kazandırabilir. Öyle bir durum var. Ama şimdi bekleme kararı aldım çünkü yani tam net belli değil. O piyonu sürdüğümüzde koruyabileceğimiz, koruyamayacağımız tam net belli değil bence. O yüzden o konuda bekleyelim. Ama kalede bir oynamak istiyorum. Oynayamıyorum hala. C3 oynamam gerekiyor çünkü. Ona bir nasıl bir önlem alabiliriz? Bir tane fil C4 bir oynayayım bence. Hem B5 tetikleyeyim. Belki B5 oynar rakip. Hem de C3 hamlesini artık yavaş yavaş istemeye başlayacağım. Çünkü artık koruduğum için. B5 oynadı. Güzel. Rakibi şimdi B5 oynattırdık. Aslında biraz amacıma ulaştım. Yani bu piyon yapısını kurmaktaki amacıma ulaştım. Şimdi kalede bir C3 hamlesi yapmak isteyeceğim. Evet, rakip piyon çokluğunu kullanmaya çalışıyor. Doğru mantık. Ama şu anda süremiyor zaten. Kale C8 oynaması gerekecek. Bir sonraki hamlesinde muhtemelen kale C8 oynayacak. Şimdi biz ona karşı ne yapabiliriz? Bence C3 aslında hala mantıklı gözüken bir hamle. Ben C3'lü yapıya girmek istiyorum. Tabii şu piyon şu an boşta kalacak gibi ama biz aldığımız zaman ne oluyor sonrasında? Evet, A5 şu an vermiş olabiliriz arkadaşlar. A5 alırsak, kale A1 gelsek veya fil D6 belki güzeldi. Fil D6'ya belki baskı arttırabilirdik. Neyse ki almadı. Almadığı için artık bu piyonu koruyacak bir hamle de yapabiliriz. Rakip şimdi C4 hamlesi istiyor. Bu oldukça rakip için iyi bir hamle olacak. O yüzden burada düşünmemiz gerekiyor. C4'ü engellememiz lazım. A5 piyonu istekte kalacak birazdan. Aslında alsak rakibi çok iyi pozisyonda kalıyor. Almak da istemiyorum. Evet, baskılı pozisyonda var şu an rakibin. Fil E5 gelsem, fil E5, kale E5, C4 alsak D3 geçir oluyor. Ama o pozisyon fena değil bence ya. O pozisyon bence fena değil. O varyanta girebilir miyiz? Ama işte vezir A5'lerden de çekiniyorum. Kale A1 gitmek de istemiyorum ama başka çok bir hamle gözükmüyor. Peki o zaman şöyle bir şey yapacağız. Ya fil C2 oynayacağız ya da fil E5 oynayacağız. Başka çok fazla hamle yok. Tamam, biz fil E5 oynayalım. Tam alınca belki biz de C5'e baskı yaparız. Hem de iyi filden kurtulmaya çalışacağım. Bu fil çünkü gerçekten şimdi bu piyon aldıktan sonra ciddi bir baskı potansiyeli var. Buradan bu fil baskı yapıyor. Evet, kale E5. Şimdi vezir A5 alabilir artık. Bir piyon geride kalabiliriz ama yani bir piyon geride kalmış pozisyonu bence oynarız rahat ya. Çok sorun olmayacağını düşünmüyorum. Tamam. Şimdi bunu alırsam eğer vezire değişecek. Bu piyonu baskılayacağız orada. Ama o piyon düşüyor mu düşmüyor mu ona bakmamız lazım. Yani düşmüyor. Öyle bir sıkıntı var. Alıp çünkü kalede 5 oynasam kalede D8 oynayacak sonuçta, düşmeyecek o piyon. Hatta benim D3 piyonum zayıf kalacak. Öyle bir durum var. Peki. Ben F4 oynamak istiyorum. Amacım F5 yapmak istemek. Biraz ortalığı karıştırmam gerekiyor. Yani aldım. Neden bunu söylüyorum? Çünkü bir piyon gerideyiz ve artık biraz daha farklı işler yapmamız gerekiyor maçta. Rakibi daha zorlayıcı baranaklara girmem gerekiyor. Şimdi F5 çalışıyor mu? F5 var mı? F5 var sanırım. Çünkü fil H5'e G4 hamlesi var. Rakip fili düşürmek istiyorum şu anda. Bir ara hamle görmüyorsam. C4 oynamak isteyecek ama fil C2 görmüştüm ona. Kale istedi. Burada vezir E3 sanki mantıklı. Hatta vezir E2 daha da mantıklı. Yok, vezir E3 olabilir. Tamam. Vezir E3 oynayalım. Fil E5'e dediğim gibi G4 var. Kalemizi koruduk. C4'lere artık yani alabiliriz. Alınca fil de alabiliyoruz çünkü sorun yok. Vezirimizi de kalenin altından kurtardık. Evet, burada şimdi alsak mı yoksa fil C2 mi oynasak? İkisi arasındayım. İkisi de fena değil aslında. Alalım bence. Sorun yok. Kale kale yerse filleriz zaten. Bir problemimiz yok şu an için. Eğer piyonla yerse zaten fil C2 oynayacağız. Evet, fil C2 şu anda ideal bir hamle. Başka bir hamle yapma gerek var mı? Mesela aldırsam ama o yok ya. Ona gerek yok. Zaten fil kazanacağız. Bizim fil fedası yapmamıza gerek yok. Ve G4'ümüzü de oynayalım. Şimdi fili düşüreceğiz. Fakat fili düştüğümüz pozisyonda hala kolay değil maç. Çünkü şah kanalımız çok açıldı. Ve bu piyon uzak geçer. Yani hala maçta kolay olmayan işler var. Şimdi tabii ki mat istiyoruz. Rakip görmezse mat etmek istiyoruz ama muhtemelen bunu görecektir. Rakip zaten kendi bir hava dili açacak sanırım. Evet, hava dili açtı. Hatta kale isteyerek yaptı bunu. Şimdi biz kale E'de oynarsak ne oluyor acaba? Normalde 7. atı yemek biliyorsunuz çok mantıklı, çok saldırgan, iyi bir hamle. O yüzden 7. atı kalemizde bence bir inelim. Hem vezir istiyoruz şu anda hem de hala fili istiyoruz. Rakip de gerçekten çok dikkatli bir şekilde pozisyonu savunmaya çalışıyor. Hakikaten müthiş. Bir de aynı zamanda fili de artık geri dönmeye çalışıyor. Fil F7 hamlesi çıktı rakibe şu anda. Çünkü filimizi istiyor. Bu fili istemesi kötü oldu arkadaşlar. Fili istemesi kötü oldu. Şimdi fil F7 oynayacak. Fil F7'ye karşı nasıl bir şey yapsak acaba? Fil A4 gitsek. Fil F7'ye fil E8 gibi bir şey yapsak. Acaba o olabilir mi? Ama en son vezir F8 var. Vezir E6'ya vezir F7 beraber orası. Gerçi buradan gelip bu piyonu alabiliriz. Biraz uzun hesapladım ama. Tamam, bir tane fil A4 gideceğim. Fil F7 yapacak zaten. Filini kurtardı gerçekten. Rakip çok iyi oynuyor. Yani bilmiyorum. Aşırı iyi oynuyor. Fil F7 oynarsa fil E8 bakıyorum, evet. Kale D7 yaparsak oluyor mu bir şeyler, olmuyor mu? Kale D7. Aslında kale D7 ilginç bir hamle ama. İşte vezir A3 gibi şeyler yapıp belki file baskı yapabilir. Orada belki vezir E7 gidebiliriz biz de. Kale D8 yapsak bu pozisyonda ilginç oluyor. Kale D7. Tamam, ben hızlı hamle yapmam gerekiyor artık. Kale D7 oynadım. Ver vezir dedim. Vezirin gideceği yere göre, duruma göre vezir E7 ineceğim. Şimdi bakacağız o detaya. Vezir A3 veya onu oynadı. Bu da güzel bir hamle. Şimdi vezir A7 gidelim. Buradan baskı attıralım. Filmle bir şekilde manevra yapmam lazım arkadaşlar. Film buradan falan aslında girebilsek. Şuraya girebilsek filmle müthiş olacak ama oraya giriş yolumuz yok maalesef ya. Belki şuradan bir film manevra yapabiliriz ama çok bir şey gözükmüyor hala. Buraya inmek istiyor ama şah F2 oynayalım. Oraya çok inmesine gerek yok rakibi zaten. Yani inse de bir şey olmuyordu ama olsun. Bu arada artık fil C6 oynayabiliyorum. Ama tabi hızlı hamle yapmam gerektiği için aslında şah F2 hızlı oynadım normalde. Fil C6 bence güzeldi. Bu hamle niye fil verdi? Amacı ne? Ne oluyor fili alınca? Bir şey göremedim ama. Aldım. Şimdi kaleyi de istiyorum. Fili niye verdi anlamadım. Tam çok baskılı pozisyonda ama fili vermesine gerek yoktu bence. Şimdi artık bu hamleler inanılmaz kuvvetli gelecek. Rakibin tek karşı fikri vezir A3 gibi ama onda zaten kale alıyoruz. Ne hesapladı bilmiyorum. Değişmek istiyor. Çok ilginç. Zaten üstünüzü artık değişebiliriz bence. Sonra hatta veziri de getirebilirim. Mat isterim. Böyle aramda şah çekecek muhtemelen. Ben de şahımla beyaz kareye gideyim. Rakibin şu anda şahı kalmasın diye F3'e kaçtım. Vezir E8 mat istiyorum. Olası durumlarda vezir E6 oynayıp taş değişmek istiyor olabilirim. Vezir değişimi var şu anda. Çok güzel oldu. Vezir değiştik. E7'de E8 yapmaya çalışacağım ama tabii ki kolaydı. Rakip de buraya koyacak şu anda şahını. Burada artık fili gelip şahla bu piyonu almamız gerekiyor. Rakip de olsa da bir tane daha geçer yapmaya çalışacak tabii ki de. Pozisyonumuz net bir şekilde kazanç arkadaşlar. Rakip muhtemelen bunu sürecek. Feda yapacak. O sırada bunu alacak. Ama ben de bunu feda yapıp bunu aldığım zaman bu piyon vezire koşacağım. Dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü eğer fille bu köşe piyonu kalırsa arkadaşlar bildiğiniz gibi köşenin rengi siyah olduğu için risk var. Evet şu anda onu yaptık zaten. Bunu sürelim. Evet, bu fili buraya bağlayalım. Rakibin şahı orada kalmak zorunda. Ben bu piyonu alacağım. Sonra bunu vezir çıkacağım zaten. Oldukça rahat bir kazanç oldu bizim için. Piyon sürelim sadece. Hatta rakibi içeri de sokmayalım. Bu piyonu vezire doğru koşalım. Vezirimizi alalım. Şahın yolunu da hatta bir engelleyelim. Koşmaya devam. Hatta şöyle biraz da vezir matına da yönelebiliriz. Tamam. Rakip zaten son sırada artık ve rahatız. Mesela şurada beklesek de zaten şah getirsek de olur. Hatta şah getirelim. Vezir matı yapalım arkadaşlar. Vezir matını da yapmış olalım. Evet. Vezir G7'den sonra rakip bir hamlede mat oldu. Çok güzel maçtı. Yine çok uzun sürdü maç. Yani 80 hamle sürdü. Açılışta birazcık hata yaptık. Piyon kaybettik. Ve rakip hakikaten ciddi bir avantaj elde etti. Ama devamında biz de baskı yaptık. 7. yataya kalemimiz çok güzeldi. Sonra veziri geldik destekledik derken oradan bir karşı ön yakaladık. Sonra rakibin belki de maçtaki en büyük hatta belki tek hatası fili boşa koymak oldu ve fili boşa koyunca orada zaten çok önde kaldık. Taş değişip kazandık oyun sonunda. Ama fili boşa koyması da artık etkili planlara başlayacaktı. Çünkü kalesi, veziri sadece savunmadaydı. Biz ataktaydık. Ve başladık saldırmaya diyebilirim. Rakibi de tebrik edelim. Lütfen siz de maçlar yapmaya, soru çözmeye devam ediyorsunuz. Her zaman olduğu gibi söylüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Her gün akşam 7'de videolarda görüşmeye devam edelim. Puanımızı yükseltmeye devam ediyoruz. Umuyorum ki sizler için de keyifli ve eğlenceli öğretici aynı zamanda oluyordur. Kendinize çok iyi bakın dediğim gibi. Hoşçakalın. Yarın akşam 7'de görüşmek dileğiyle.